Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. İstersen öncelikli olarak o ruhsatları iptal edilen, o bebeklerin hayatını kaybettiği hastaneleri bir sayalım, deşifre edelim onları. İstanbul'da sen de söyledin, ruhsatı iptal edilen 9 hastane var. Özel Avcılar Hospital Hastanesi. Bununla ilgili bir detayı da vermekte fayda var. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olduğu ifade ediliyor. Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel 1. Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel 1. Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medlife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medlife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi, Özel Silivri Kolan Hastanesi. Şu anda da zaten ekranlara yansıyor o hastaneler. Şimdi bu hastanelerin ruhsatları neden iptal edildi? Yani biz neyi konuşuyoruz? Onu seyircilerimize bir kısaca tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani Türkiye'yi sarsan olay yeni doğan çetesinin deşifre olmasıyla ortaya çıktı. Bu çete o kadar yüzsüz, o kadar arsız ki soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit edecek kadar gözlerini kan bürümüş. Zaten bebekleri öldüren insanlardan başka ne beklenir ki? Yani bunlara insan demek bile mümkün değil. Sadece varlığını ifade etmek için söylüyorum. Şimdi bu çete, yeni doğan çetesi bir organizasyon kurmuş. Çetenin ayakları hem 112 acil servisinde, hem devlet hastaneleri içerisinde, hem de özel hastaneler içerisinde. Mesela yeni doğan bir bebek yani rahatsızlanabiliyor. Hemen 112 acil servis arıyorsunuz değil mi? 112 acil servisteki görevlinin yapması gereken ne? O bebeği en yakın, en uygun hastaneye sevk etmek. Ama çeteciler, o organizasyon orada yuvalanmış, hemen kendi anlaşmalı oldukları özel hastanelere yönlendiriyorlar. Az önce saydığım hastaneler, bu arada soruşturma devam ediyor. Bu saydıklarımız ruhsatları iptal edilen hastaneler. Diğer hastanelerle ilgili soruşturma safhası sürüyor. Şimdi ne yapıyorlar? 112 acil servisi aradıktan sonra hemen oradaki çete üyesi bu anlaşmalı özel hastanelere bebekleri yönlendiriyor. Bebekleri ihtiyacı olmamasına rağmen ya da ihtiyacı varsa da daha fazla tutarak özel yoğun bakım servislerine alıyorlar. Yeni doğan servisini alıyorlar. Ve bu kapsamda da hem SGK'dan hem de bebeklerin ailelerinden para talep ediyorlar. Şimdi günlük 8 bin lira SGK'dan bunlar para alıyor. Neden? Yoğun bakımda yeni doğan ünitesinde bu bebekleri tuttukları ve tedavi ediyormuş gibi gösterdikleri için. Şimdi SGK'yı dolandırıyorlar. Aynı zamanda bu bebeklerin ailelerini de dolandırıyorlar. İşte ilaç ihtiyacı doğdu, ekstra bakım ihtiyacı doğdu diyerek anne babalardan para alıyorlar. Ve şimdi bu bebeklerin yani belki o yoğun bakımda kalmalarına, yeni doğan ünitesinde kalmalarına ihtiyaç yok. Ancak SGK'yı tırtıklayabilmek için gereğinden fazla onları orada tutuyorlar. Farklı ilaçlar veriyorlar. Bazı ilaçları verilmiş gibi gösterip onların paralarını alıyorlar. Ve bu şekilde bebeklerin ölmesine neden oluyorlar. Şu an itibariyle çok affedersiniz. 10 ile 12 arasında bebeğin bu şekilde hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Tabii soruşturma derinleştikçe bu bebek ölümlerinin sayısının artmasından da endişe ediliyor. Şu an itibariyle hem adli hem idari soruşturma sürüyor. Ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da SGK'da ayrı inceleme ve soruşturmalar yürütüyorlar. Savcılığın soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 9 hastane, Tekirdağ'da da bir hastanenin ruhsatları iptal edildi. Ve bu soruşturma derinleştikçe başka bazı hastanelere yönelik bu hamleler, bu adımlar da gelebilir. Bir de Ahmet Sözcan, içerisinde doktor olmayan kişiler de var galiba bu çetenin, öyle değil mi? Evet, şimdi çetenin lideri Fırat Sarı. Bu adam PKK hükümlüsü, yani terör örgütü hükümlüsü, çıktıktan sonra doktorluğa devam ediyor. Ya böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir? Ya Allah korusun, polisimiz, askerimiz yaralansa bu PKK hükümlüsünün yönettiği hastaneye ya da bunun eline düşse, yani düşünmek dahi istemiyorum. Korkunç olaylar meydana gelebilir. Nasıl PKK hükümlüsü bir kişi
salıverildikten sonra doktorluğa devam ediyor. Şimdi hem bu boyutu var hem de çeteyi bu şekilde yönetiyor. Çete oldukça geniş. Yani 112 acil servis içerisinde de var. Devlet hastaneleri içerisinde de var. Özel hastaneler içerisinde de var. Çete üyelerinden şu an itibariyle 22'si tutuklanmış. Şimdi bunlar ne yapıyor, ne yapıyorlar? Yoğun bakım ihtiyacı olan veya olmayan bebekleri bu kendi çete üyesi hastanelere yönlendiriyorlar. Her bebek için günlük 8 bin lira ücret alıyorlar. Şimdi bebekler öyle ortamlarda güya tedavi ediliyor ki enfeksiyonu açık vaziyetteler. Ve o kadar çok bebek bu şekilde bu anlaşmalı çete üyesi kişilerin hastanelerine sevk edilmiş ki orada artık bebeklere yer bulunamıyor. Bebekler açıkta yatıyor, enfeksiyon kapıyor ve bu şekilde daha fazla para alabilmek için de o ünitede, yoğun bakım ünitesinde, yeni doğan ünitesinde bebekleri tutmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü ne kadar çok tutarsa devletten, SGK'dan daha fazla para alacak ve bu şekilde bebekler orada sağlıklı bebekler hasta edilip ölüme terk ediliyor. Ve bu sayede de çok sayıda bebeğin, bu nedenle de çok sayıda bebeğin öldüğü ortaya çıkıyor. Yani bu olayın bir boyutu. İkinci boyutu da şu. Ya insanların kanı, canı ya. Yani düşünebiliyor musun? Bir anne baba bir bebeği dünyaya getirebilmek için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan insanlar da var. Doğal yollarla bunu gerçekleştiren insanlar da var. Bir bebek hasreti, bir bebek özlemi içerisinde insanlar. Yani canından kanından bir parça onun kucağına alıyor. Dünyanın en mutlu insanı. Ama ne oluyor? Sırf SGK'dan günde 8 bin lira alabilmek için o vicdanı kurumuş insanlar, insanlıktan nasibini almamış o vurguncular sizin bebeğinizin hayatıyla oynuyor. Hayatını kaybetmesine neden oluyor. Şimdi o insanların, anne babaların yerine kendimizi koyalım. Ya ne hissederiz? Yani biz bile şu an itibariyle infial içerisindeyiz ki onları anlamaya çalışıyoruz. Bebeklerini kaybeden anne babalar ne hissediyor şu anda? Yani bir hiç uğruna günde 8 bin lira elde edebilmek için, devleti dolandırabilmek için böyle bir organizasyon yapan çeteye bebeklerini emanet ettiler istemeden de olsa ve o bebekler hayatlarını kaybetti. Yani şunun altını tekrar çizmekte fayda var. Kim bu işe sebep olduysa, kimlerin ihmali varsa sonuna kadar gidilmeli.